Herkese merhabalar. Beşiktaş kariyerinin yeni bölümüne sizlerle birlikteyiz. Artık 3. sezona başlıyoruz. Biraz daha takım olma yolunda ilerliyoruz. Tabi yaptığımız transfer hamleleri, gelenler, gidenler var. Onlardan bahsedeceğim sizlere. Şimdi öncelikli olarak hazırlık sürecinden bahsedeyim. Bol gollü bir hazırlık süreci yaşadık. Ona göre de rakipler tercih ettim biraz daha hücum aksiyonlarımızı ve orta sahadaki oyuncularımızın performanslarını görmek adına böyle bir şey yaptım. Yani ilk yarı farklı bir 11, ikinci yarı farklı bir 11. Oyuncu performanslarını da bu şekilde gördük. Bu arada spoiler sağ taraftaki oyunculardan spoiler dedik. Hemen transferlerimize bakalım. Gelenler gidenler. Uğurcan Çakır'ı aldık. Koray Günter geldi. Koray Günter 5 milyon euro biraz fazla bir para ama e, yerli oyuncu havuzuna da ya bir stoper katmam gerekiyordu. Buna inandım. Fatih Aksoy bizimle yine kalacak bu sene. Yine stoper de tercih edeceğim. Mert Çetin kiralıktı. O da var. Ama bir üçüncü stoper ve yine yerli olmasını istedim. E, Koray Günter'i kadromuza kattık. Ravil Tagir'den uzak durdum. Ya, yani sürekli oynandığı için. Hadi dedim. Koray oynayalım. Eski save'lerimizde kullandığımız eski kariyerlerimizde kullandığımız bir oyuncuydu. İtalya'dan geri getirdik. Erkut Uzun ismini bir regen aldım. Altın Ordu'yu sürekli takip ederim ben. Biliyorsunuz her kariyerimde Altın Ordu'dan bir oyuncu alırım. 3.8 milyon euroya 16 yaşında inanılmaz bir orta saha oyuncusu. Forvet arkasında ofansif oyun kurucu olarak eğitiyorum. Ee, yani çok nadir görülecek her kariyerde çıkabilir bu profillerden ama 16 yaşında e, mevcut yetenek 2 yıldız ve e, garanti 4 yıldız yeteneği var diyor. İnanılmaz bir oyuncu olacak tahminim. E, şuradaki artıları da görüyorsunuz bayağı iyi yani becerisi futbolunu ileride belirgin şekilde geliştirebilir. Hani potansiyel yetenek olarak da epey şeylerden bahsediyor ve 16 yaşındaki oyuncudan e, eksilerine bakıyoruz. Atletik yapısı güç. Bunlar zaten zamanla gelişecektir. Ha güç 20 olmayacak ama en az 12'leri falan çıkacaktır. Harika bir oyuncu. Ben e, çok pardon adam nefesimi kesti. Ben çok beğendim. Konsantrasyon liderlik çok düşük. Konsantrasyon biraz düşük ama 17 yaşın şey 16 yaşında ve bütün eksiklerini kapatacaktır. Kusursuz bir forvet arkası oyuncusu olacağına inanıyorum. Tam bir on numara. zaten özel yeteneği görüyorsunuz. Agresiflik biraz fazla belki anlamsız kartlar görebilir ama iki ayağında kullanma becerisi fena değil. gerçekten çok beğenerek aldım bu Erkut'u. Zaten profile düştüm. Bu profilde bile bizim işimizi görebilir. Lazio'dan Patrick'i aldık. Hep böyle genç oyuncular falan biraz daha tecrübeli. takım oyuncusu çalışkan. Bir oyuncu aldık. Stoper'de de kullanabilirim. Sağ bekte de kullanabilirim. Patrick savunma yönü çok daha güçlü bir oyuncu. E, Ugarte'yi aldık. Yine bedelsiz transfer biliyorsunuz. Bizim bedelsiz transfer politikamız. Sonuçlarını da e, birinci sezon devre arasında yaptığım transfer sonuçlarını bir buçuk sezon sonra karşılığını aldık. Onlardan da bahsedeceğiz. Ugarte geldi orta sahaya bedelsiz. Kadroya kayıt yerim yok. Kiralık olarak göndermeye çalışıyorum. Gitmese de. Yedek takımla yani genç takımımızla oynar. Seneye kadroyu kaydederiz. Bir sene oynatırız ve ondan sonra da satarız. Pembeliği aldım ve Ümraniye Spor'a kiraladım. 18 yaşında gelişirse kadroda kalabilir. <laughs> Gelişmezse de yapacak bir şey yok. Profil çok parlak bir profil değil. Ama biraz umut vaat eder şekilde gelişim gösterirse Süper Lig'de de oynatılmayacak bir profil değil. Genç oyuncu para kazanacağız. Sez sezonda 15 maç oynatırım e, hiç e, düşünmem. Ve Borussia Dortmund'dan Sergi Gomez'i aldık yine. Forvet arkasında çok yetenekli bir oyuncu. E, teknik olarak görüyorsunuz, teknik kapasitesi çok yüksek bir oyuncu. Yine ligimizde iş yapacağını düşünüyorum. Biraz fiziksel olarak eksikliği var ama zamanla onları da giderir diye ümit ediyorum. Satışlarımıza bakalım. Herbie Kane'i 11.5 milyon euro'ya yine Premier Lig'e e satacağız demiştik ve gönderdik. Mikel Vesga 10.75 milyon euroya sattık. Ee, Serkan bedelsiz gitmiş. Şöyle paraya göre sıralayalım. Evet. Kataldi Monaco'ya 18.25 milyon euroya gitti. Ricardo Kishna 7.75 milyon euro. 9.5 milyon euroya da çıkabilir. CSK'ya sattık. Muhammed Şengezer 6.5 milyon euroya. Bayer Leverkusen'e gitti. Muhammed Şengezer 6.5'a gidince üstüne de bir 6 koyup Uğurcan Çakır'ı aldım. Enkudu, Boyd. Burada diğer sattığımız oyuncular var. Outtara'yı Nise e kiraladık. Mancoiloyu Partizana kiraladık. Pembele'yi Spor, Şala Ionikos. Ionikos mu neymiş bu? Evet. Lonikos mu? Her ya Ionikos ya Lonikos bilmiyorum. Oraya gönderdik ve Anderson Osmanlıspor'a e, gönderdik. Çok atletik, çok süratli bir oyuncu. Osmanlıspor'da biraz gelişirse önümüzdeki sene ben de bende kadroda yer bulabilir solda kanat forvet olarak kullanabilirim. Serbest vuruşları da çok iyi. Duran top kullanma becerisi de olan bir oyuncu olduğundan dolayı kadroda bulundurmayı tercih edebilirim. şimdi bu seneki planlamamızdan bu arada Kataldi, Kane, Veska, Kishna daha yüksek bedellere belki tutsaydık yine satabilirdik. Ama bizim için önemli olan bu kadroyu şişirmeden Geldi bu oyunculardan tek amacımız para kazanmaktı. Şöyle bakalım bunlardan 50 milyon euro aşağı yukarı bir para kazanmışız. Bu oyuncuların bana maliyeti hiçbirisine bonservis vermedim. Bir sene devre arasında aldım. Bir sene maaş verdik. Maaşlarını da toplasanız Katalde 2 milyon euroydu. Vesca 400-500 bin euro civarı yanlış da hatırlıyor olabilirim. Yani burada maksimum bütün bonservis... Bütün primler vesaire hepsini sayarsanız şu 4 oyuncuya harcadığım para 6-7 milyon euroyu geçmez diye tahmin ediyorum. Maksimum 8 milyon euro olsun. O kadar bile değil. Ama kazandığımız para da burada ortada. En azından kafamızdaki işi başarabildik. Daha yüksek paraları da satabilirdik. Tok satıcıyı oynamadık. Tok satıcıyı oynayabilecek seviyede değiliz henüz. Tok satıcıyı nerede oynayacağım size söyleyeyim. Arezo kanat hücumu oyununa iyice alıştıktan sonra hem forvetten hem de kanatta oynatabildikten sonra 21 yaşına geldi. 40 milyon euro verdiler. Satma. Godoy geçen sezon lige alıştı. Şöyle geçen sezon istatistiklerine bakalım. 28 maç 12 gol 4 asisti var. Bu sezon 25 golün üstüne çıkar. 20'yi zorlar veya 20'nin rahat üstüne çıkar diye düşünüyorum. Gelişimine de devam ederse ondan sonra buna da tok satıcı oluruz. Dorukan 24 milyon euro için kulübü teklif etti. Bu sefer kabul etmedik. E, aslında kabul ettim de kulüp kabul etmedi. Dorukan'a yine 30-35 civarı bir şey gelirse satarım diye düşünüyorum. Ve Galatasaray maçı. Orta saha Dorukan ve Pavelka. Fatih. E, şöyle hasiç aslında ne durumda bilmiyorum ama Hasici'de kadroya alabilir miyiz Pereira yerine? Evet, Jemerson var. Jemerson'u da satamadık. Aslında teklifler geldi ama istediğimiz seviyede değildi. Kiralık ilgileniyorlar. Ya burada da Beşiktaş'ta şu oyuncuların şeyleri gözükmüyor beyaz olduğu için 28 yaşında bu sene daha oynatalım. Yani 7-8 milyon euro artık ne verirlerse göndeririz diye düşünüyorum Jemerson'u. Maaş olarak da kaç veriyoruz? 2 milyon euroya yakın. ama yine eee maaşlarda 2 milyon Uğurcan Çakır. Evet 2.080 yapmışız. Yine bağlı olarak devam ediyoruz. 2 milyon euro. Bu 0.80'i saymazsak 80 milyon euroyu ben cebimden veririm. Şu an için Jemerson, Koray Günter, Patrick, eh, Ahmet Kutucu ve Pavelka biraz fazla maaş alıyorlar. Bunları da en kısa sürede düzelteceğiz. Kadromuzu genç ve yetenekli oyunculardan kurmaya devam edebilirsek. Koray Günter'e numarayı verelim. Erzincan'ın formasını verdik Erzincan 24. Maaşlar da düşük olacaktır. Evet Türkiye Kupası pardon Türkiye Süper Kupası Galatasaray yine Seri Lemina Nelson 4-2-3-1'e döndük. Forvet arkasında geçen sene de bahsetmiştik epey bir oyuncumuz var. O yüzden bunları değerlendirmek adına böyle bir şey yapacağız ve Godoy bu sezonki ilk golünü attı. Dorukan Toköz'ün asisti Pavelka zihinsel özellikleri gayet iyi. O yüzden Dinamo olarak kullanacağım. Aya fena değil. Şu Maikon mu burada? Evet. Offsite'ı sanırım bozmada epey iş yaptı. Abdülkadir parmak gelmiş sola. Lemina Seri Emre baba. Canlı yayınlarda Galatasaray kariyeri de yapıyorum. Gerçi YouTube'a da bölümleri atıyorum. İkinci sezonda hatta üçüncü sezonda Seri ve Lemina ile devam etmek çok cüretkar bir davranış ya. Hani onlara verilen bon servisler biliyorsunuz. Lemina iyi de konsantrasyon çok düşük ya. Emin. Aman Cagne. Evet Mert. Gomez iyi gördü ama orada Emin uzun boylu. Bu avantajını da iyi kullandı. Hava toplarındaki becerisini. Mert sektirdi. Neyse. Fatih yerinde mi müdahale? Her oyuncuyu anlayabilirim ama böyle uzun boylu yani Mert'in boyu kaç? 1.90. Zıplama evet çok iyi değil ama 1.90 ya. Yani 1.90'lık bir adamın gerçi hava topu yani timing'i iyi ayarlayamadı. O yüzden problem yaşadı. Emre Abdülkadir'den alabilirsek diyecektim. Çok iyi bıraktı. Sakin Sobol. Sakin derken rakibi bırakırken sakin olma bize at. Evet nerede Nelson? Adamını tutmuyorsun. Cagne bu işleri çok iyi yapıyor. Kafayla çok iyi top indiriyor. Komple forvet hücum. Hem kendi gol atmaya çalışıyor hem de takım arkadaşlarını beslemeye çalışıyor. Pek çok kez şahit olduk buna. Ay bu bak ya. Tam oynatmalık adam değil mi senin? Gomez iyi gördü. Arezo ilk kez topla buluştu gibi ve Arezo Arezo sağ kanatta oynamaya çok alışkın değil ama alıştıracağız. Kanatta oynayan oyuncuları forvetten bozma oyuncular yapmaya çalışıyorum farkındaysanız. Bitiricilikleri biraz daha iyi olduğu için atletik yapısı olsun, bitiriciliği olsun. Burada tabi Mustera da ters ayakta yakalanmış. O yüzden hamle yapamadı. Kafa kafaya bir maç. Galatasaray'ın da pozisyonları var. E, i̇ki tane pozisyon değerlendirdik ve gol oldu. Nelson pek iyi değil. Bu arada tema hoşunuza gittiyse açıklama bölümünde temayı e, koymayı unutmuş olsam bile Taner Hoca videosunun ilk bölümünde temayı paylaştım orada. E, kullanabilirsiniz. Çok iyi bıraktın. Şöyle organizasyonlar yapabilsek. Of 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 of. Çok iyi pozisyon. 68. dakikaya geldik. Birkaç oyuncu değiştirmemiz gerekiyor artık. E, Arezo Kalsın, Sergi Gomez de iyi. Reis Lansın yerine kimi atabiliriz? Güven Yalçın. Peki şöyle yapayım. Pavelka yerine Crivella'yı atalım. Evet. Dinamo oynatacağım ikisini de. E, Pavelka da Crivella da ayakları düzgün. Zihinsel olarak da iyi durumdalar. Şimdi... Gomez'i de çıkartacağız. Gomez yerine de Erkut Uzunu atalım. Erkut bu sene artık oynayacak yani. Bu çocuk 16 yaşında ama bu sezon 10 maç oynasın. Benim için yeterli kupa maçlarında onu oynatacağım ama bu tarz maçlarda da sonradan oyuna girip maç tecrübesi kazanması açısından tecrübe kazanmasını bekliyorum bu anlamda. Oyuna girip de bu eksiklerini tamamlar. Artık son oyuncu değişikliği Arezo yerine Juan Cruz bizim yine geçen sene de kiralık olarak gönderdiğimiz oyunculardan birisi. Sağda kanat forvet. Ya oyuncunun karar alması çok iyi. Biraz atletik yapısı eksik ama karar almayı görüyorsunuz. Ya çok iyi seviyede. Orta yapma pas falan da iyi. Orta yapması ve karar alması çok yüksek olduğu için de ters ayaklı kanat kullanıyorum. Evet, ilk kupamızı aldık bu sezon. Geçen seneki gibi kupasız başlamadık. 2-0 Evet güzel oynadık. Arezo. Emin Bayram nasıl acaba ya? Emin Bayram pozisyon alma çok kötü çıkmış. Ya da gelişmemiş diyelim. 18 yaşında ama daha yani. Daha da çocuk 18 yaşında. Takip listemizi ekleyelim. Devam dedik. Evet. Herkese tebrik edelim. Sonuçtan bu oynadığınız futboldan çok memnunum. İki tane önemsediğim. Ya aslında bütün oyuncular benim için önemli ama. Godoy ve Arezo'nun golle başlaması güzel oldu. Maçın adamı Arezzo. 8 tane faal yapmışlar Arezoya. biraz daha atletizmini geliştirirse e, bence çok daha iyi olacak. Süper Kupa şampiyonu oldu. Fatih hocam kusura bakma. Arezo bir gol bir asist. Şey pardon. Bir maç bir gol özür dilerim. Francis ve Dorukan Toköz asistleri yapmış. Yani Manquillo'yu getirdik. Francis rotasyon oyuncusu olur. Yedek olur dedik. Francis e, aldı götürdü adamı. Ya çok iyi ya. Bu işte karar alma falan çok iyi olunca ya orta yapma da hiç fena değil. Ya adam işte sahada doğru kararları doğru zamanda verebiliyor. Karar alması ne kadar yüksekse bir oyuncunun işte orta zamanı, pas zamanı, işte top kapmaya yönelme zamanı ya bütün her şeyini etkiliyor. Atletik olarak da çok iyi değil ama ortalama diyelim ligimiz için fena değil. Zihinsel özellikleri de çok yerinde. Ya ortalama bir oyuncu iyi bir takım kurulusuyla epey bir şey veriyor. Performans veriyor. Arezon'un performansını övelim. Dostum harikasın. Faal yaparak durdurmuşlar. Bu arada mentorluk e, ne var? Bakacağım. Sobol, Rıdvan, Ugarte, Fatih, Aksoy. E, bu, niye böyle best of MF'e gibi olmuş? Best of MF'e <laughs> karışık koymuşlar burada. E, burada Godoy. Şimdi Şöyle bir şey yapacağız. Görevlendirme yardımcıdan isteyince bu, bu oluyormuş. Yeni grup diyelim, bir diyelim. Şimdi ne yapacağız? Bu da çok önemli. Ee, Uğurcan Erçe yine e, Trabzon'da bir dönem oynuyorlardı. Bu sefer Beşiktaş'ta birleştiler. Şimdi genç bir stoperim var mı? Yok. Eğitim yapacağım bir stoper de yok. Altyapıda da çok e, şey bir e, stoper yok. Ön alan oyuncularına tecrübe kazandıracak oyuncu lazım ama e, örnek teşkil eden Sobol. Sobol'un mesela şey çok iyiymiş. E, Sobol'la birlikte kimi geliştirebiliriz? Örnek teşkil eden kadroda böyle bir adam varsa Sobol'un hücumu da hiç fena değil. Yani e, sol bek ama sol koridoru tamamen e, başarılı bir şekilde kullanabiliyor. Özel yeteneği falan olan bir oyuncu. Yani hücumla da katkı sağlayabilen bir oyuncu olduğu için belki hücum oyuncularının da e, Godoy, Arezo biraz daha aslında bunlar bitiriciliği yüksek olması gereken oyuncular. Yani e, nasıl diyeyim size daha kaleye yakın oynayan oyuncular olmasına rağmen e, birlikte çalışırlarsa bence bir şeyler öğrenebilirler. Erkut Erkut'un kimseye ihtiyacı yok. <laughs> e, bir de Atakan'a atalım bu yanlarına. Azimli sayılır. Atakan da bizim yine az orta diyor Sobol. Sobol'un hız fiziksel hücum. Evet hücum savunmayla kafa kafaya. Gerçi savunma biraz daha iyi ama kanat oyuncusu hücum. Aslında Sobol'la yani hücum oyuncularını bir arada oynatmak biraz e, problem olabilir ama Başka birisi var mı? Buna bakıyorum. Bir de tecrübeli olan oyuncularla çalıştırmak lazım mentörlükte. Ya Varda'yı alacağım da vardı da kardeşim yani bize ne verdi ki onlara ne versin ya dengeli diyor. Maroni denge. Maroni'yi göndereceğiz. Profesyonel Ahmet Kutucu. Pek karar veremedim açıkçası. Neyse kişilik örnek teşkil eden azimli dengeli kararlı aslında hiç de fena değilmiş. Godoy'un kararlılık kaç? Godoy çok kötü. Sobol'un 15 Ataka noktay, kararlılık 15 Arezo, 18 ya en azından Godoy biraz kararlılık yükseltebilirse bence güzel bir hamleyle kendisini geliştirebilir. Peki fixture dedik. Bir sonraki maçımız hazırlık maçını iptal et dedik. Evet, Göztepe maçıyla artık yeni bölümlere başladı ama Göztepe maçını da yapalım bence. Çünkü Göztepe maçından sonra milli takım arası gelecek. O yüzden Göztepe maçını da yapalım. Erkut tüm zamanların en genç oyuncu rekorunu kırmış. Erkut ya böyle genç oyuncu olursa kırar yani. Bırakın da kırsın. Çok kaliteli bir çocuk. Çok temiz bir ayağı var. Altın Ordu'dan. Yani Altın Ordu'dan o kadar zaman oyuncu aldım ama hiç bu kadar net e, bulmamış. Hep 1 milyon eurolara falan alıyorduk zaten bu 4 milyon euroya geldi. Evet Bordo'da eee 20 yaşında birincilik kadro oyuncusu. Herkes kadro oyuncusu demiş. Bordo İspanya birincilik Real Betis olabilir. Las Palmas'ı geçelim. Lorient'i e geçelim. Evet, bu üç takımdan birisine gitsin. Sonuçta bu adamı da e, ücretsiz kadromuza kattık. Bedelsiz. Gelecek vaat ediyor, umut vaat ediyor. Biraz daha gelişim gösterebilir. Aya da bayağı düzgün yani. Yine orta sahada dinamo olarak kullanabilirim. Tabii ki de geri geldiği zamanki performansı önemli. 20,5 milyon euro istiyorsunuz Berat Özdemir. Şunu merak ediyorum. Benim göremeyip de sizin gördüğünüz ne var? Yani şu özelliklerde 17 yaşında, 18 yaşında olur. Eyvallah. Potansiyel yetenek tamam biraz daha var ama şu an için 18,5 milyon euro. Mecbur kalırsam veririm. Tabii öyle de bir olay var. Ama artık 3. sezon regenler e, çıkıyor. çıkıyor. Bemba 20, 27 yaşında. Stoperleşimiz olur mu? Yok ya. iyi değil. Pozisyon alması kötü. Elimdeki stoperler daha iyi. Şimdi ilk etapta Fatih Aksoy Mert Çetin ikilisi var. Aklımda stoper tandemi. İlerleyen dönemde Jemerson, Koray Günter bunları da adapte edeceğiz. Geçen seneden zaten Fatih Aksoy ara ara Mert Çetin'le birlikte oynayabiliyordu. Ee, Ricardo Pereira. et evet. Satalım gitsin zaten. Bunu da bedavaya almıştık. Sporting. Bedelsiz aldık. Kaç para maaş veriyorduk? 298 bin euro verdik. Aslında özellikleri hiç fena değil. Bizim ligimiz içinde de idare ederdi. 5,5 milyon euro garanti. Bu da taksitle garanti. 7,25 milyon euro kabul ettik. Hiçbir şey yapmadık. Adama 500 bin primler vesaire. Cart her şeyi katalım. 1 milyon euro harcamadık oyuncu ki genellikle bu tür hesaplar bonservis üzerinden yapılır. İşte şu kadar aldım, şu kadar sattım. Maaşları falan da kat, maaşları katsak bile e, yani 7 kat daha fazla para kazanmışız oyuncunun bütün maliyetinden. Hem de yabancı kontenjanımızda yer açıldı. Geri ülkesine dönüyor. Erik Garcia <laughs> o, o biraz zor. Varda Nimes'e gidiyormuş. Kabul edelim. Ve maaşının tamamını veriyorlar. Biraz daha rahatlayacağız. Alpaçelebi. Hadi bakalım. Senin de maaşının tamamını veriyorlar. Ee, verimli bir hafta oldu bu. Giden oyuncular bizim için. Şöyle yapalım. Ee, stoperlere göre sıralarsak. Nerede bizim stoper? Evet. Ferreira'yı aldık. Burada kimi ekleyelim? Artık e, Ugarte'de Ugarte de kiralık gidecek. Maroni'yi yani Maroni'yi de kadroda tutsak forvet arkasında bir sürü şeyimiz olacak. E, dur bakalım Maroni yine bizimle kalsın. Maroni kayıt yapalım. E, Nimes vardı, kiraladı. Hadi bakalım gözün aydın. Asistan menajeri görevlendirelim. zaten Mar önde gitmedi. Bizim için güzel bir tercih oldu o zaman. Gerçi daha 15, uu daha Ağustos'tayız ya. Eylül'ün kaçında bitiyordu? Eylül sene kadar Silla Beşiktaş'a transfer oldu. Aa, bir dakika. Evet, kaç para? Evet, görüyorsunuz 2 milyon euro. Buna da sözleşme imzaladık. Çok, çok mutsuzdu. Ee, şu takım dinamiklerinde kamp kadrosundan çıkartıldı. Katalini satışından mutsuz. E git bakalım hadi. Ferreira'yla da bu arada oynanırdı yani. Ligde oynardım hiç problem değil benim için ama tercih etmedik. Tercih meselesi. İşte doğru düzgün forma vermeden iyi paraya da sattık. Eee şöyle. Ferreira kayıtsız. 12 yabancı oyuncu var şu an sınırda zaten. Ataka noktayı kadroya alalım. E tamam şu an zaten ya. Gerçi 10 oyuncuyu almışız. Var da gidecek. Maroni, şey var da gitti pardon. Maroni'yi alacağımız Cruz'un yerini alabiliyor muyuz? Bence alabiliriz. Maroni'yi attık. Hadi bakalım. Biraz kondisyonlar 90'larda. 93-95 falan. Hadi bakalım. Eğlenmenize bakın diyelim. Nelson çok iyi gönderdi. Arezo. Evet. Godoy Arezo ikilisi. İkinci maçta da sahneye çıktılar. İlk golü attık. Yalnız buradaki aslan payı ya da kartal payı diyelim. Nelson'ın çok iyi gördü. Areza'nın koşu yolu. Burada savunmaya da çarptı. Aziz Bey e de çarptı. Top. Yine de olması gereken yerde Godoy ve golle sonuçlandı pozisyon Pavelka. Ah, iyi vuruş. Aferin Pavelka. Aferin. Vuruşları iyi yapıyorsun. Tabii iyi bıraktı. Bu serbest vuruşlardan şu e, defans arkası toplar çok can sıkıcı ama bunu e, ben de Çok rahatsız edici bir durum. Yani şu adam bir sabek bir bakar arkasına yani döner. 2-0. Bu sefer Arezo herhalde böyle yani iyi devam ederse sağ kanata da çabuk alışır. Gomez aman aman. Evet kontra yemedik. Francis. Nelson o iyi vurdu ama beklediğimiz yere gitmedi. Bitiricilik de çok iyi ya. Fatih yine güzel vurdu. Misafirimiz var. Ne oldu kızım? Evet küçük hanım hareketlendi artık. Odanın da yerini öğrendi. Üçüncü golü de attık. Biraz istila altındaydım. Burayı kesmek zorunda kaldım. Godoy. Arezo. Evet Arezo'nun ikinci asisti golü de var. Behiç sol bekte Arezo'nun karşısında duramadı. Arezo için güzel bir maç. Reis Nelson. Mert Francis. Kalecisine kadar döndü. Yerli kaleciyle oynamayı çok seviyorum ya. Eliniz güçleniyor. Bir artı bir oluyor sanki benim için ya. Yerli kaleciyle oynamak. Nelson Arezo. Kaleci Beto o kadar da değil. Durum burada ben varım dedi resmen. Şu baskı yapan oyunculardan birisi kaleciye giderken veya stopere bir, diğeri diğer oyuncuya baskı oluşturmaya çalışsa veya pas açılarını daha kötü bir tercih kullanmasına zorlamak için farklı yerlerde markaj markajda bulunsa daha iyi olur. 2 oyuncu kalecinin üstüne doğru gidiyor. Ee, şimdi Sobol yerine Patrick burada oynar mı? 6 ee, diyor neyse ortalamanın üstüne. Aslında çakılı bek ama Yani savunma yönü çok daha güçlü olduğu için biz yine kanat bek hücum diyelim. Francis çok iyi değil. Aslında çok çok iyi olabilir. Burada bir Hasic hamlesi gelsin. En azından Aziz Bey hiçi Hasic de biraz daha yorabilir. Orada müdahale gelmeliydi. Mert. Çok da fal var hocam. Smith fal yaptı. Dorukan yerine de şuraya e, Crivella yapalım. Pavel da Crivella'nın yerini değiştirdik. Hocam vereceğim bir sarı kart. Şov yapıyorsun. Bir de uyardın yani. Sarı kart bile vermedin. Kırmızı mı? Aa dirsek mi? Sahalarda görmek istemediğimiz hareketlermiş. <laughs> Mert öyle bir pas attı ki Francis zor indirdi. Patrick Ah oh be. Yalnız rakipten daha fazla ceza sahası içerisinde oyuncumuz vardı sanki. Uf, mermi gibi Pavelka'nın şutu. 4 oldu. 85. dakika. Deplasmanda 4 olması bu kadar e, iyi bir skor, iyi bir oyun. Daha kullanamadığımız silahlarımız da var. Şu değişikliğini biraz erken yaptık ama evet kaleyi bulan şutu yok rakibin. Normalde bu maçın 1-0 Göztepe üstünlüğüyle bitmesi lazımdı. Arada böyle maç motorunda problemler olabiliyor. Yine güzel bir skor. iyi bir oyun. Godoy ve Arezo iyi oynadılar yine işbirliğiyle. Güzel bir işbirliği ve güzel sonuçlar. Şu Godoy 19 yaşındaki santraforumuz geçen seneden daha iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü geçen sezon 18 yaşında ve tamamen lige alışmaya çalışan bir oyuncuyken ki 6.97 ortalama ve e, kötü bir de sakatlık yaşamıştı yanlış hatırlamıyorsam. Evet, Ocak'ta 6 haftalık bir sakatlık yaşamış geçen sezonun hemen başında. Bu seneye de güçlü başladı. İstatistiklere bakalım şuradan. Şey, pardon evet e, kupa lig golle başladı iki maç üç gol ve ilk iki maçımızı kazandık bir kupayla da yolumuza devam ediyoruz artık milli takım arası geçecek ve sonra Samsun hoş geldin Karadeniz takımlarıyla kendi evimizde oynayacağız lige hoş geldin Samsun iki sezonda lig çıkmışlar ve süper lige gelmişler Lig Kupa görünümünde bu bölümü bitirelim diyeceğim ama Türkiye Süper Ligi niye <laughs> en azından şöyle bırakalım o zaman. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Yeni bölümlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.